Evet, biraz katılımcıların katılımını bekleyeyim diye bekliyorum. Yavaş yavaş başlayabiliriz herhalde, değil mi hocalarım? Tabii. O zaman webinarımızın açılışını yapalım. Değerli hocalarım, değerli katılımcılar, biz bugün webinar, 7. webinarımız ATSI olarak Klimut İşbirliği ile 7. webinarımızı planladık ve şu an gerçekleştiriyoruz. Klimut Yönetim Kurulu'na çok teşekkür ediyoruz bu arada bize bu fırsatı verdiği için. Bu akşamki ATSI'de ayın konuğu olarak belirlediğimiz anaerob bakterilerle ilgili tartışmak istiyoruz çeşitli düzeylerde. Aslında size çok kısa bir giriş yapayım uzman gözüyle belki. Uzmanlık eğitimi süresince anaerob enfeksiyonlar, anaerob bakteriler, anaerob örnek alımı gibi çeşitli konularda deneyimler ediniyoruz. Ancak atandığımız kurumlarda gerçekten de özellikle preanalitik aşamada olmak üzere yani doğru örnek alımı, doğru transport besiyerleriyle doğru şekilde transport koşullarında laboratuvara ulaştırılmasında ciddi problemler yaşıyoruz. Laboratuvarımıza ulaştırılan örneklerde doğru kültür yöntemlerinin seçimi, doğru besiyerlerinin seçimi, besiyerlerinin hazırlanması gibi aşamalarda sıkıntılar yaşıyoruz. Eğer bu aşamaları aşabilirsek üretebildiğimiz anaerob bakterileri identifikasyonunu yaparken de yine aynı sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Zaten antimikrobiyal duyarlılıkla ilgili çok bir şey söyleyemiyorum. Gerçekten de bu aşamaları aslında çok iyi bir şekilde yerine getiren kurumlar var. Ama daha küçük çaplı kurumlarda gerçekten sıkıntılar yaşıyoruz. Ve bu anlamda da standartizasyon problemi var aslında. Bu webinar sonrasında çeşitli bilgileri almış veya bilgileri alabileceğimiz yerleri öğrenmiş olarak inşallah hepimiz bu geceyi kapatırız. Bu arada katkı ve deneyimlerinizi lütfen soru-cevap kısmına yazın. Biz oradan hocalarımızla paylaşalım. Çok uzattım. Sözü çok değerli hocam Banu Sancak hocama bırakıyorum. Buyurun hocam. Teşekkürler Reyhan. Ben de bütün katılımcılara bu akşam bizimle birlikte oldukları için öncelikle teşekkür ediyorum. Tabii ATSI çalışma grubumuza da beni bu toplantıda moderatör olarak tayin ettikleri için de çok teşekkür ediyorum. Bu akşam çok iki değerli hocamız var. Benim için ayrı da çok değerli bir akşam. Biri artık canımdan çok sevdiğim dostum Nurver. Diğeri de canımdan çok sevdiğim ablam Sesin abla. Dolayısıyla birazcık da bu yüzden heyecanlıyım açıkçası. Her iki açıdan da. Bugün hem enfeksiyon bakış açısıyla hem de mikrobiyoloji bakış açısıyla anaerobları irdeleyeceğiz. Reyhan çok güzel bir giriş yaptı. Hakikaten anaeroblar laboratuvarlarımızın olmazsa olmazı. Gönül ister ki bütün laboratuvarlarda Nurver'in kendi laboratuvarında kurduğu o güzellikteki akışı sağlayabilelim. Ama fena da gitmiyoruz herhalde eskiye nazaran. Öncelikle sözü uzatmadan ben sevgili arkadaşım Profesör Doktor Nurver Ülger'e sözü vermek istiyorum. Önce bir mikrobiyolog bakış açısıyla olguları tartışalım. Evet sevgili Nurver lütfen söz sende. Çok teşekkür ederim değerli moderatörlerimiz ve Sesin hocama. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle ATSI Yürütme Kurulu'na bana konuşma fırsatı verdikleri için, anaeroblarla ilgili konuşma fırsatı verdikleri için çok teşekkür ediyorum. Sizlerin de söylediği gibi laboratuvarımızda yaptığımız bazı şeyleri sizinle bugün paylaşmak istiyorum. Çok böyle teorik şeylere girmeden bazı olguları
getirdim. Belki hani nasıl söyleyeyim, yapmamakla neleri kaçırıyoruz? Onların altını çizebilmek için birkaç tane olgu getirdim. Sunumumu paylaşırsam, aslında anaeroplar, anaerobakterilerde de direnç çok var. Ama biz yapmadığımız için pek farkında değiliz. Esasında son 30 yılda ciddi bir artış var. Genellikle ampirik tedavide kullanılan antibiyotiklere karşı önemli bir direnç gelişiyor. Klinik yanıtsızlık var. Ölüm oranlarında belirgin bir artış var. Aslında bunun farkındayız ama nadiren antibiyotik duyarlılıklar testleri yapılıyor. Yapılmamasının nedeni de anaerobları üretmek için özel atmosfer koşullarına ihtiyaç var ve bu düzenekler epeyce pahalı. Anaerob bakteriler genellikle mix enfeksiyonlar halinde bulunuyor. Bunların soyutlanması, saf kültürlerinin elde edilmesi zor, zahmetli, zaman alan uğraşlar. Bu zahmete pek çok kişi katlanmak istemiyor. Ve de esasında önerilen agarda dilüsyon yöntemi çok pratik bir yöntem değil duyarlılık için. Şimdiye kadar önerilen yani esas kabul edilen agarda dilüsyon yöntemiydi. Ancak son yıllarda, son dönemde UCAS'ın geliştirdiği distifüzyon testi çok pratik ve 16 saatte rahatlıkla sonuç alabileceğimiz bir yöntem. Bunun standardı oluşturuldu. Ancak onun için at kanlı Fastidious agar gerekiyor ve at kanı bulmak zor. Fastidious agarın toz formu ülkemizde yok. Onların artık Türkiye'ye getirilip bunun pratiğe dökülmesi gerekiyor. Gradiyent test agar dilüsyon yöntemine alternatif olarak önerilen bir test ancak son derece pahalı. Sonuçta bu zorluklar nedeniyle anaeroplarda duyarlılık testi pek yapılmıyor. Zaten kültürde yapılmıyor. Test yapan kurumların sayısı çok daha az. Peki ne yapılıyor bunun yanı sıra? Anaerob bir enfeksiyon düşünüldüğünde çoğunun endojen kaynaklı olduğunu biliyoruz. Ve de enfeksiyonun tipini biliyorsak bulunduğu yere göre etkeni tahmin edebiliyoruz. Atıyorum beyin absesinde ağız mikrobiyotasından mikroorganizmaların kaynaklandığını daha çok oradan göçerek yani komşuluk yoluyla ya da bazen kan yoluyla beyine gidip orada apse yaptığını, enfeksiyon yaptığını biliyoruz. Ona göre etkeni tahmin edip antibiyotikleri de ona göre veriyoruz. Genellikle de geniş etkili antibiyotikler tercih ediliyor. Hem aerobları hem de anaerobları kapsayacak şekilde geniş etkili antibiyotikler kullanılıyor. Anaeroplar bazı antibiyotiklere doğal dirençli. Tüm anaeroplar bir kere aminoglikozitlere, trimetoprime, astrinoma dirençli. Tür düzeyinde ya da cins düzeyinde de bazı organizmalar bazı antibiyotiklere direnç gösterebiliyorlar. Örneğin kutibakterium, aktinomi testler, yani gram pozitif sporsuz basiller çoğu metronidazole dirençli. Clostridioides difficile, sefoksitine dirençli ve biz bu özelliğinden yararlanıp seçici besiyeri hazırlıyoruz. Besi yerine sefoksitin koyarak.
Seçici bezi yeriyle Clostridioides difficile'i daha rahat izole edebiliyoruz dışkıdan. Fizobakteriyumlar makrolitlere, fizobakterium mesela rifampisine. En çok izole edilen enfeksiyon etkeni olarak karşımıza çıkan Bacteroides fragilis grubu bakteriler. Neredeyse tamama yakını aminopenisilinlere dirençli. Ve de vancomisin, kolistine intrensik dirençli. Şöyle bir bakarsak şu tabloda direnç oranlarını rahatlıkla görebiliyoruz. Örneğin şöyle baktığımızda en renkli gözüken yer Bacteroides fragilis. Penisilinlere söylediğim gibi neredeyse tamamı dirençli. Piperacin tazobactam'a en az %10 oranında direnç var. Clindamycin kinolonlara da %20'lerden fazla direnç görebiliyoruz. Öyle ki bizim merkezimizde clindamycin'e direnç %40 oranında, penisilinlere direnç neredeyse %100 oranında. Burada hiç önemsemediğimiz, göz ardı ettiğimiz bir organizma var. Veinoella gram negatif gram negatif kok. Genellikle ağız florasında, ağız bağırsak bacağın florasında bulunuyor, mikrobiyotasında bulunuyor. Ve de çokça diğer mikroorganizmalarla beraber anaerob enfeksiyonlarda bulunabiliyor. Ama biz genellikle çok küçük, zor ürüyor ve biz bunu atlıyoruz. Gördüğünüz gibi çok renkli bir tablo var ve de çok yüksek oranda dirençli organizma. Şimdi olgularıma başlarsam bir erkek hasta 54 yaşında acil servise bir gün önce başlayan katı ve sıvı yiyecekleri yutma güçlüğüyle başvuruyor. Kusması da var. Şöyle baktığımızda özgeçmişinde bilinen bir mide adenosea öyküsü var. 2015 yılında total gastrektomi operasyonu geçirmiş, kemoterapi almış. Bu 2016'dan beri herhangi bir ilaç bu mide seyağı için almıyor. Gastroenteroloji bu şikayetleri nedeniyle daha önce de gastroenterolojiye gitmiş. 2020 yılının yaz aylarında endoskopi yapılmış ve özefagustaki darlık nedeniyle dilatasyon, balon dilatasyonu uygulanmış. Acile gelen hastaya baktıklarında genel durumu iyi, ateşi yok, herhangi bir anormal bir fizik muayene bulgusu yok, batın rahat, defans, rebound yok, distansiyonu yok. Yapılan laboratuvar testlerinde CRP prokalsitonin testleri normal, negatif çıkmış. Hemoglobini düşük biraz, elektrolitleri normal. Batın tomografisinde serbest hava sıvı seviyesi yok. Sadece özefago fagozejinum hattında duvar kalınlaşması var. Hastaya acil cerrahi müdahale düşünülmüyor bu klinik bulguyla. Balon dilatasyonu için gastroenteroloji bölümüyle konuşuluyor. 2021 yılında bir revizyon yapılmış özefagus o bölgede. Ve de sol posterior lateral bölgede bir apse tespit edilmiş. O apse boşaltılıp örnek alınıp laboratuvara gönderildikten sonra piperacillin tazobactam ve flukanazol başlamış. Ama kaçak devam ediyor. Yine birinci ayın işte yaklaşık 10 gün sonra göğüs cerrahisi tarafından operasyona alınıyor ve ampiyem boşaltılıyor. Bu arada kas flebiyle ters çevrilerek onarım yapılıyor. Antibiyotik yani
tazobaktan ve piperacillin tazobaktan ve flukanazol tedavisi devam ediyor. Oradan gönderilen örnekten Kornebakterium citratum ve Candida glabrata üremesi saptanıyor. Bunun üzerine flukanazol kesilerek ekinokandine başlanıyor ve tedavisine devam edilen hastaya bir de vankomisin ekleniyor. Serum kreatinin düzeyinin yükselmesi nedeniyle vankomisin kesiliyor. Onun yerine linezolid başlanıyor. İşte Kornebakterium varlığı nedeniyle akciğer dokusuna rahat nüfuz etmesi nedeniyle linezolid seçiliyor. Kısa bir süre sonra hastada COVID testi pozitif çıkınca genel cerrahinin COVID servisine hasta naklediliyor. Hasta geldiğinde esasında vitalleri normal, oral ya da IV tedavi verilmiyor. Ama hastada bir saat içinde üst ve alt gastrointestinal sistemde masif kanama gerçekleşiyor. Hipotansiyona giren hasta yoğun bakım servisine kaldırılıyor ve orada bir takım işlemler yapılıyor. Ve de kültür alınıp laboratuvara gönderiliyor. Nazogastrik sonda takılırken müdahale sırasında ağızdan ani masif kanama gerçekleşiyor. Hasta bilincini kaybediyor. Entübe edilen hasta, damar yolları açılan hasta kısa bir süre sonra vefat ediyor. Bize gelen örneğinden kan örneği alınmıştı. Veinorella dispar üretiyoruz anaerob kan kültür şişesinde. Ve de baktığımız zaman duyarlılık testlerinde meropenem, sefoksitin, tetrasiklin ve kloramfenikole duyarlı. Ancak amoksisilin, klavulanik asit ve metronidazole dirençli bulduk. Şöyle ki bunu özellikle getirdim. Hani dediğim gibi Veinorella çok ciddi anlamda bir organizma değil. Aslında hemen hemen tüm anaerob enfeksiyonlarda diğer mikroorganizmalarla beraber mix halde bulunuyor. Ve de biz genellikle metronidazole ya da beta-laktamaz inhibitörlü beta-laktamları verince hani uygun tedavi verdiğimiz ampirik tedaviyi verdiğimizi düşünüyoruz. Burada dirençli olduğu için ben bu örneği bu olguyu getirmeyi düşündüm. Bildiğimiz gibi bu organizma sporsuz, hareketsiz, kapsül içermeyen zorunlu küçük anaerob gram negatif KOP 11 türü var. Ama en çok karşılaştığımız dispar türleri genellikle söylediğim biyotasında bulunuyor. Klinik yani biz zorlanarak izole ediyoruz ama pek çok enfeksiyonlarda da gözükebiliyor. Şöyle bir baktığımızda son derece küçük kolonileri var. Ve de biraz büyütülmüş haldeki koloniler böyle şeffaf, inci tanesi gibi. Preparat hazırladığımızda gram negatif koklar biraz daha büyütürsek gram negatif koklar gayet güzel görebiliyoruz. Şöyle baktığımızda genellikle penisilinlere, sefalosporinlere, klindamisin ve metronidazole duyarlı, karbapenemlere duyarlı. Ancak vankomisine, tetrasiklin, diğer kinolonlara dirençli olan organizma. Ama bizim burada gerek penisilin gerekse metronidazole dirençli organizmamız. Şöyle bir metronidazole ile ilgili kısa bilgi vermek istiyorum. Bakteride Spiracilis grubu bakteri, Fizobakterium, Prevotella, Porphyromonas ve Clostridium, Clostridioides üzerine etkili.
Ancak demin söyledim, gram pozitif, sporsuz, anaerob bakteriler üzere, onlara etkisi yok. Aerob'lara etkisi yok. O yüzden genellikle polimikrobiyal enfeksiyonlar halinde olduğu için anaeroblara metronidazol verirken aerob'lar için de sefalosporin veya kinolonların verilmesi öneriliyor. Tedavide ya da profilaksi de kullanılabiliyor. Esasında Batı ülkelerinde direnç oranı az ama Hindistan gibi Uzak Doğu Asya ülkelerinde ve Uzak Doğu ülkelerinde oran biraz daha yüksek. Ve de özellikle o demin ki söylediğim organizmalar üzerine etkili bir antibiyotik. Şimdi beta-laktam antibiyotiklere bakarsak biraz teorik bilgilerden birkaç slide verip ara ara olguları getireceğim. Beta-laktam grubu antibiyotiklere direnç oluşabiliyor. Demin ki tabloda da gördünüz. Bacteroides fragilis grubu bakterilerin neredeyse tamamı beta-laktamaz aktivitesine sahip. O beta-laktamaz aktivitesine sahip olmayanlar da penisilin bağlayan proteinlerdeki değişiklik, geçirgenliğin azalması gibi mekanizmalarla beta-laktamlara direnç gösterebiliyorlar. En çok söylediğim gibi Bacteroides fragilis grubu bakterilerde beta-laktamaz var. Diğer organizmalarda da hatırı sayılır bir beta-laktamaz aktivitesi var. O yüzden izole ettiğimiz organizmalarda beta-laktamaz aktivitesinin saptanması önemli. Ama Bacteroides fragilis grubu bakteride beta-laktamaz bakmayın zaten deniyor. Penisilin grubu bakterileri test etmeyin deniyor. Bir klinisyen zaten bunların %100 beta-laktamaz pozitif olacağını bilmeli diyorlar. Ama diğer organizmalar için daha dar spektrumlu antibiyotik kullanmak adına beta-laktamaz aktivitesinin bakılması önemli. Karbapenem direnci, karbapenemler etkili organizmalar. Direnç genellikle metalo-beta-laktamaz aktivitesine bağlı olarak gelişiyor. Şimdiye kadar gördüğümüz sadece Bacteroides fragilis'te var. Birkaç tane diğer organizmalarda Bacteroides fragilis grubu bakterilerde de metalloenzim aktivitesine sahip birkaç tane olgu var. Ama esas metalloenzim üreten Bacteroides fragilis. Metalloenzim üretiminden sorumlu olan CBYA geni var. Bu değişik oranlarda, değişik derecelerde aktive olabiliyor. Aktive olabilmesi için genellikle önünde bir ısı elementi varsa daha çok aktive olup daha yüksek oranda direnç gelişebiliyor. Özür dilerim, şeyim bitiyor gibi şarjım. Ben burada moderatörlerime biraz nasıl söyleyeyim, sahneyi bıraksam da hemen şarjımı bağlasam. Tabii ki. Tabii ki hocam. Buyurun. Biz sizi bekleyelim o zaman. Herhangi bir soru ve katkı şu ana kadar yok ama bize iyi akşamlar, güzel toplantılar dileyen arkadaşlarımız var. Teşekkür ediyoruz onlara. Nurver hocam şimdi ikinci olgusuyla devam edecek herhalde ama Banu hocam siz yani Bir olgu üzerinden iki kelam edebiliriz. Hep bugüne kadar gram negatif anaeroplardan korkarken
Aslında gram negatif basit, kokların da hiç de masum olmadığını görüyoruz bu vakayla birlikte, değil mi Sesin abla? Siz ne dersiniz? Aynen. Hakikaten Bellonella benim için de sürpriz oldu. Ben de ne gelecek diye heyecanla bakıyordum. Çünkü özellikle olarak Bellonella üremiş olması da hakikaten çok da saptanan mı diyeceğim. Hani kültür olanakları olmadığı için belki belki de var hep ortamımızda ama biz bilmiyoruz. Hani bu olguda özellikle kan kültüründe üremiş olması da çok kıymetli bizim için. Çünkü hakikaten o yoğun bakteri atağı altında da hasta sepsis tablosundan da ve hastalığın muhtemelen de ilerlemesiyle ama masif bir kanama da anlatılıyor. Covid de olmuş olması. Yani her şey üst üste gelmiş bu hastada. Şanssızlık olmuş. Hani zor bir vaka. Yani. Aslında burada bir şey ekleyebilirim. Daha Tabii. önce olgumuz oldu. Hamile bir hasta anemi nedeniyle başvuruyor. Ateşi var ve kanında Veynoreller ve de laktobasil ürüyor. Biz işte laktobasili acaba probiyotik olarak mı aldı diye düşünürken öyle bir öyküsü yok hastanın. Sonra biz onu case yaptı, olgu olarak yazdık onu. Ve araştırdığım zaman şunu gördüm. Laktobasillerin bağırsakta demir trafiğini yönlendirdiği, yani kişide bir anemi varsa seruma emilimin daha da demir emiliminin arttığı görülmüş. Ya, ve de genellikle de Veynonella başka organizmalarla beraber de oluyor. Şu anda bir yaklaşımda bunlar mix enfeksiyon yapıyor tamam ama beraber ne yapıyorlar? Tek başına biz izole ediyoruz da bunlar beraberken hangi bazıları yönetici bazıları yönetilen olarak bir şeyler yapıyorlar. Ne yapıyorlar? Şimdi o mekanizmalar araştırılıyor. Bence anaeroplarda çok iş var. Çok öğreneceğimiz şey var. Nurgül Hocam, bu olguda sadece Veynonella mi üredi? Bu hamile kadın hastadan bahsedince bu sunduğunuz olguda sadece kan kültüründe Veynonella mi, yoksa başka buna eşlik eden fakültatif anaerobik bir bakteri de var mıydı? Hocam şimdi şöyle gene bunda da laktobasil vardı. Ben tabii hızlı olacak diye onu atladım. Laktobasil yine vardı bu hastada da. Şöyle bir şey bizim bir çalışma yapıyoruz şu anda. 2010 yılından beri stoklarımızı açtık ve şöyle 80 küsür Veynorella izolatımız var. Onların duyarlılıklarını yapıyoruz. Ve de hiç de azımsanmayacak kadar %60'lara varan oranda penisilin direnci var. %20'lerden fazla metronidazole direnç var. Ve de o 8-9 tane kandan izole edilen Veynorella izolatlarının üçünde böyle laktobasille beraber üreme var. Allah Allah. O da Yani ilginç. saf olan da var ama üreyenler laktobasille beraber ortak bir şeyler yapıyorlar. O yüzden anlamlı olabilir. Buyurun hocam. Eğer hazırsanız devam edebiliriz. Tamam. Diğer olgumuz. Hocam, görüntünüz yine gitti ama. Şu anda. Sizin görüntünüz gitti ama. Ben Sorun Hocam değil ben hocam. yine size kameranızı açmanız için istek gönderiyorum. Tamam hocam. Buyurun.41 yaşında kadın hastamız. 4 gündür sağ kasıkta hassasiyet, hareketle artan karın ağrısı, yakınması var. Ve acil servise başvuruyor. 2 aydır idrar çıkışı yok hastanın. Ancak kateterle alınabiliyor idrar.
Ve hasta periton diyalizi hastası. Şöyle baktığımızda böbrek taşından dolayı yetmezliğe girmiş ve de transplantasyon yapılmış. Kardeşinden böbrek alınmış ama 2 yıl sonra atılım gerçekleşmiş. Ve hasta o günden beri periton diyaliziyle yaşıyor. Şubat 2016'da methicilline dirençli Staphylococcus hominis'e bağlı peritonit atağı geçirmiş. Ondan sonra da bir daha herhangi bir yakınması olmamış. Ve de başka da bilinen bir hastalığı yok. Soy geçmişine bakınca babasında böbrek taşı var, annesi de şeker hastası. Yapılan fizik muayenesinde batın serbest, herhangi bir patolojik bulgu yok. Sağ kasıkta hassasiyet var. Periferik nabızlar açık, eşit. Ateşi yok. Tansiyonu, nabzı, solunum sayısı bunlarda bir sorun yok. Yapılan tetkiklerinde beyaz küresi 16 bin, kreatinin 10 yüksek. Prokalsitonin ve SRP'si yüksek. Periton örneği alındığında hemorajik gözüküyor ve mikroskopisinde beyaz küreler bunun %23'ü nötrofil şeklinde. Hastanın kontrastlı batın grafisinde pusu bölgesinde bir hematom mu düşündüren ya da apse mi hematom mu karar verilemeyen bir yapı var. Şöyle bir baktığımızda düzenli olarak alınan periton sıvısındaki örneklemde gördüğünüz gibi polimorf yani total hücre sayısı ve polimorf nüveli lökositlerin oranı gördüğünüz gibi bir düzelme olmuyor. Bunun üzerine klinikte bir yanıt alınamayınca cerrahi olarak boşaltılmasına karar veriliyor. Ve de periton kültürü için yani alınan örnek kültür için laboratuvara gönderiliyor. Bu arada da sefepin, vankomisin tedavisi veriliyor hastaya ampirik olarak. Gelen örneklerde yani ayın 11'inde oradaki sağ retroperitoneal bölgedeki apse boşaltılıyor ama direne ediliyor ve de bunun için piyojen kültür, tüberküloz yönünden hem kültür hem de PCR istemi yapılıyor. Aerob ve anaerob kültür bakımından da bize laboratuvara gönderiliyor. Aynı zamanda ayın 11'inde periferik kan kültür için kan örnekleri de alınıyor ve de karbapenem başlanıyor, merapenem başlanıyor. Şöyle baktığımızda ayın 8'inde periton sıvısından Bacteroides tetrahyotomikron, ayın 11'inde ve 18'inde periton sıvısından hem Bacteroides tetrahyotomikron hem de Bacteroides fragilis üretiliyor. Beraberinde E. coli üremesi de var. Şimdi ayın 18'inde gönderilen periton sıvısında Proteus mirabilis de eşlik ediyor. Gördüğümüz gibi bir enfeksiyon var. Ve antibiyotik tedavisine devam ediliyor. Şöyle baktığımızda esasında bunu niye getirdim? Buradaki Bacteroides fragilis, karbapeneme dirençli, CDYA geni var. Sadece karbapeneme dirençli değil, aynı zamanda diğer beta-laktamaz inhibitörlü beta-laktamlara ve de diğer pek çok antibiyotiğe de dirençli. Bir tek metrendezol, bir de tigesiklin duyarlı. Geriye kalan neredeyse tüm antibiyotiklere dirençli. Bacteroides tetrahyotomikron da öyle.
Tamam, karbapenemlere duyarlı ama bir karbapenem sadece metronidazole duyarlı. Diğer her şeye dirençli. Bunu getirmemin nedeni esasında gördüğünüz gibi bunun tedavisi epeyce zorlanıyorlar. Orada direne ediyorlar. Sonra meropenemi kesip imipenem başlıyorlar. Pek çok antibiyotik kombinasyonları deniyorlar. 2016'da izole edilen bu organizmanın bir benzeri yaklaşık 2 yıl sonra yine Batın içinde apse kültüründe bakteride stetayetomikron ve fragilis üremesi görülüyor. Aynı şekilde aynı antibiyotiklere dirençle gözüküyorlar. Şimdi bunu özellikle getirdim. Hasta çok yani şöyle söyleyeyim bir türlü temizlenemeyen batın içinde absesi var. O rejeksiyon bölgesinde sürekli bir apse oluşuyor ve sürekli mix enfeksiyon var. 2 yıl sonra bile aynı organizmaların görülmesi ilginç. Bizim yaptığımız bir çalışma vardı. Karbapeneme dirençli aerob fakültatif anaerob organizmaların taraması sırasında işte karbapeneme dirençli asinetobakter ya da diğer organizmaların taraması sırasında biz aynı zamanda bakteride spiralis de var mı diye baktığımızda iki yani karbapeneme dirençli diğer bakterilerle karbapeneme dirençli bakteride spiralisin beraber görülme durumu istatistiksel olarak anlamlıydı. Şöyle bir bakarsak, bakteride spiralis grubu bakteriler safrayı tolere edebiliyorlar. Kolistin, kanamisin ve penisiline dirençliler. Katalaz aktivitesine sahipler. Genellikle anaerobların bu özelliği yoktur. Bu bir virülans özelliğidir. Bu bir avantajdır organizma için. Onun dışında pek çok virülans özellikleri var. Antibiyotiklere direnç diğer anaeroplardan daha fazla. Bu grup içinde parabakteriyodesler de var. Bakteriyodes fragilis grubu bakterilerin içinde. Gördüğünüz gibi böyle homojen, translüsen, geçirgen kolonileri var. Kanlı bez yerinde. Safraya dirençliydi. Kanamisinli, vankomisinli bez yerinde üreyebildiğini söylemiştim. Disklerle biz direnci gösterebiliyoruz ve bu şekilde tanıya gidebiliyoruz laboratuvarda. Preparat hazırladığımızda kolonide bu şekilde uniform olmayan gram negatif basilleri görebiliyoruz. Sanki sporluymuş hissini veren aslında sporlu bir bakteri değil. Katalaz pozitif bir organizma dedik. Direnç esasında karbapenemlere direnç çok az Batı ülkelerinde CFYA pozitifliği yani dirençten sorumlu gen oranı kısmen daha fazla. Diğer ülkelerde dediğim gibi az ama bizim ülkede Tayvan'la yarışıyoruz. Neredeyse onlar da %12'lere varıyor. Bizde de o oranlardan neredeyse direncimiz var karbapenemlere. Metalobetalaktamaz olmaksızın da direnç gelişebiliyor. O da penisilin bağlayan proteinlerdeki değişiklik ya da porin mutasyona bağlı olarak gelişebiliyor. Bizde ilk karbapeneme dirençli izolat 1999 yılında elde edildi, üretildi. Daha sonra yaptığımız çalışmada 10 yılda karbapenemlere direncimiz %2'den %10'a çıkmış oldu. Bu da az önce sözünü ettiğim tarama sonucunda elde ettiğimiz veriler karbapenemlere dirençli olan anaerob olmayan izolatlarla bakteriyodeslerin bir arada bulunma nasıl söyleyeyim özelliği önemli. Yani şunun için bunu getirdim.
Siz belki bir asinetobakter bağımlılığı kolistin vererek son seçenek olarak tedavi edebilirsiniz. Ama karbapeneme dirençli bir organizma varsa kolistine zaten intrinsik dirençli. Belki eğer metronidazole duyarlıysa o zaman sonuç elde edebilirsiniz. Ama onun dışında bakteriodes gracilis siz olguyu kaybedebilirsiniz. Sayın hocam, ne kadar sürem kaldı? Ben çok mu uzattım? Yok hocam, devam ediyoruz. Son olgumu takdim edeyim. 19 yaşında kadın hasta. Kanlı ishal yakınmasıyla hastanemize geliyor. 14 yıldır astımı var. 3 ay önce Crohn tanısı almış. Başka bir dış merkezde tedavi edilmeye çalışılmış ama bir türlü yanıt alınamayınca bizim hastaneye gelmiş. Esasında bir yıl önce bir kanaması olmuş, bunu anal füsüre bağlamışlar. Daha 3 ay önce de gece terlemesi, ateş, lökositoz, SRP artışı olunca bunu ciddiye alalım, bir enfeksiyon bölümünde kontrol alalım, altına alalım diye hastayı program yapmışlar. O sıra yapılan incelemesinde gaytada entemoeba histolytika tespit etmişler. O yaklaşık 11 gün metronidazol vermişler. Sefalosporine alerjisi gelişmiş, o yüzden metronidazol ile devam etmişler. Onu anlamadım niye bunu yazdıklarını, bunu verdiklerini. Yapılan ultrasonda çekum duvarında kalınlaşma tespit edilmiş. Kolonoskopide çekum ve kolon segmentlerinde mukozada bazı yerlerde zımba deliği şeklinde, bazı yerlerde birleşik büyük geniş ülserler, yer yer kaldırım taşı görünümü olunca da Crohn olarak tanıyı koymuşlar. Bu arada pek çok immünsüpresan kortizon tedavisi uygulanmış. Ancak ya yanıt alınamamış ya da yan etkileri nedeniyle tedavi yarıda bırakılmış. Viral bakteriyel enfeksiyonlar açısından hasta incelemeye alınmış. Ve sitomegalovirüs tespit edilince sitomegalovirüs koliti tanısı verilmiş. Tedavide ve takipte sitomegalovirüse karşı, enfeksiyona karşı antiviral verilmiş. Hasta tedavi altındayken zaman zaman sayısı 20'yi aşan kanlı ishaller görülmüş. Bakıldığında bakteriyel ya da paraziter etken yok. Yani sitomegalovirüs var sadece. Metronidazol yine de metronidazol ve siprofloksasin vermişler. Ve hastayı ara ara taburcu etmeye çalışıyorlarmış. Ama 1-2 gün içinde tekrar hasta acile başvuruyormuş. Ve de bir süre sonra PCR'da negatiflik oluşmaya başlamış ama idame tedavisi 4 hafta daha uzatılmak istenmiş. İdame tedavisi kesildikten hemen 2 gün sonra yine kanlı ishal görülmüş ve hasta yine acile getirilmiş. Şöyle bakarsak hastanın dış görünümü aynı zamanda Clostridioides difficile yönünden de incelenmek üzere laboratuvara gönderilmiş. Baktığımızda Temmuz'un 6'sında, 27'sinde ve 13'ünde gelen dış görüntülerinde baktığımızda esasında toksin yok ama biz bunun toksijenik kültürünü yaptığımızda biz Clostridioides difficile'i üretiyoruz ve toksin pozitif olduğunu saptıyoruz. Ayın 17'sinde bunun üzerine metronidazol tedavisine başlanıyor.
Ve de ayın 31'inde alınan örnekte GDH var ama üreme ve toksin saptamamışız. Bu arada metronidazol etkili olmuş diye düşünüyorum. Yine 21'inde alınan örnekte dış gıda toksin yok. Ancak toksijen kültür yaptığımızda yine toksin pozitif çıkıyor. Daha sonra yani tedavisi devam eden, metronidazolle tedavisi devam eden hastanın Aralık'ta alınan örneklerinde artık bir üreme yok. Mayıs, daha sonra baktığımızda verilere, sistemden baktığımızda Mayıs, Eylül ve Ağustos 2019 ve 2020 yılında hasta geliyor ve örnek istendiğinde toksin de yok, üreme de negatif. Şimdi burada Clostridioides difficile ile ilgili de bir şeyler söylemek istiyorum. Son 10 yılda bu organizmaya ait enfeksiyonlarda ciddi bir artış var. Günümüzde Batı ülkelerinde en önemli hastane kaynaklı enfeksiyon. Relaps oranı %15 ile 20 arasında değişiyor. Şöyle yaptığımızda, preparat hazırladığımızda bunlar sporlu gram pozitif bakteriler ama burada biz spor boyasıyla boyadığımız için sporlar mavi, diğer sitoplazma kısmı pembe boyanmış durumda daha büyük halini görebiliyoruz. Bunlar koloni morfolojisi, kanlı bez yerinde seçici kanlı bez yerindeki raf kolonileri görebiliyoruz. Biraz daha büyümüş haliyle. Bu hastalardan yani bu örneklerden biz acaba binary toksin var mı diye baktık. Çünkü bizim toksin testinde toksin AB'yi gösteriyor ve de moleküler olarak da gerçekten onların ikisinde pozitif olduğunu gördük. Acaba binary toksin de var mı diye. Çünkü elimizdeki testler binary toksinin varlığını saptayamıyor. Buradaki 1 ve 2 numaralı izolatlar birisi 2016'da öbürü de 2 numarada 2018 yılında izole ettiğimiz organizmaların DNA'larından bakmıştık binary toksin için. Her iki toksin geniyle de baktık. Ve de bunlarda binary toksin geni bulamadık ama 3 numara bizim pozitif kontrolümüz onu da görüyorsunuz PCR pozitif PCR ürünlü. Yani sonuçta bizim mikroorganizmamızda toksin A, B, B var ama binary toksin yok. Etki hastalığı yapan toksin üreten Clostridioides difficile antibiyotiğe bağlı ishal yapıyor. Hafif seyirden pseudomembranoz kolite kadar değişen klinik yelpaze ve klinik seyir gösterebiliyor. Normal kişilerin de %5'i ile 10'un da var. Hastanede yatışta bu oran artıyor. Esasında patogenezinde mikrobiyotanın disbiyozu sonucu gerçekleşiyor. Bunun için de antibiyotik alımıyla disbiyoz gerçekleşirse ya da kemoterapetiklerle disbiyoz gerçekleşirse Clostridioides difficile baskın forma geçiyor ve de saldığı toksinlerle yıkımlara neden oluyor. Ve de oradaki yaptığı genellikle sanırım burada biraz Sesin Hocam da bir şeyler anlatacak. Hızlı geçmek istiyorum. Bizim laboratuvarda yaptığımız çalışmada bu bir Elvan arkadaşımızın teziydi. 100 tane izolat çalışmıştık. Metronidazol ve vankomisine bir direnç göremedik. Burada da agar divizyonuyla yapılan çalışmayı görüyorsunuz. Esasında anaeroplar konusunda bildiklerimizden çok fazla. Önemli de biliyoruz. Ancak daha önce belirttiğim zorluklar nedeniyle pek çok laboratuvarda bunlar yapılmıyor, kültürü yapılmıyor. Sadece bizim
ülkemizde değil, diğer ülkelerde de çok anaerob kültür yapılmıyor. Ama gelişen ileri tanı yöntemlerinin kullanılmasıyla anaerob bakterilerin tanımlanması şimdi çok kolay. MALDI-TOF MS pek çok merkezde var, başka tanımlayıcı kitler var. Esasında organizmalar tanımlandıkça insanda hastalık oluşturma potansiyelleri daha iyi anlaşılacak, patogenezin daha iyi öğreneceğiz. Anaeroblara bağlı enfeksiyonlar özetlersek yaygın, mortalite oranları da yüksek. Tedavi bakteri türüne göre değişiyor. Artan oranda da direnç mevcut. Ne yapmamız gerekiyor? Bizim bir kere anaerob kültür yapmamız, erken organizmayı tanımlamamız ve antibiyotikleri direnci saptamamız önemli. Tekrar gösteriyorum. Gördüğünüz gibi pek çok organizma, anaerob organizma pek çok antibiyotiğe dirençli. Hepinize beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu da bizim bölümün artık nasıl söyleyeyim her yerde gururla gösterdiğim son sıra eğitim olduğunu. Çok teşekkür ederim. Var hocam, çok teşekkür ediyoruz bu ayrıntılı sunumunuz için. Vakaları en son bir arada tartışalım isterseniz, sonra gelen sorularla birlikte. Şimdi değerli hocamız Profesör Doktor Sesin Kocagöz'e söz vermek istiyorum. Enfeksiyon hastalıkları gözüyle bir klinisyen bakış açısıyla anaerob enfeksiyonları tartışacağız. Özür Buyurun. dilerim. Nasıl çıkıyorum acaba? Aşağı Hocam ben Tamam. slaytınızı Tamam, kapatır tamam. mısınız? Duruyor. Benim herkese merhaba. Ekran görünüyor herhalde Evet anladığım hocam. kadarıyla. Evet hocam, görüyorum. Görünüyor. Nurver hocam çok güzel bir sunum yaptı. Ben hakikaten çok teşekkür ediyorum. Çünkü hakikaten biz enfeksiyon ve mikrobiyoloji etle tırnak gibi ayrılmaz bir parçayız ve kültür çok kıymetli ve bunu da ben şimdi ne istiyoruz, neden istiyoruz, niçin istiyoruz diye anlatmak için sizinle bu konuşmayı yapacağım ve ben Klimut'a çok teşekkür ediyorum. Banu hakikaten çok da birlikte çalışmış olmamızın da getirdiği eski dönemlerde diyeceğim ama yok yani hep bir deneyimlerimiz var. Bir arada çalışma şansına elde ettik. Ve çok keyifli olduğunu da gördüğümüz için hala da bağlantılarımızı kuruyoruz. Bir aile gibiyiz hepimiz zaten. O yüzden ben tekrar teşekkür ediyorum size beni de davet ettiğiniz için. Ben bu sunumda zaten önemlerini anlatmak istiyorum. Şöyle bir hızlı geçiş yapmak için söylüyorum. Yani bir anaerobik enfeksiyon demek için bir tabii hafif lokal inflamasyon ve apse tablosundan ciddi mortalitesi yüksek. Sayın Nurver'in de anlattığı gibi mortalitesi yüksek böyle doku oksidasyon redüksiyon potansiyelinin düşmesi sonucu oluşan multi organ yetmezliğe kadar giden enfeksiyonlar. Tabii ki tetanoz, nekrotizanfasiit, gazlı gangren, infantil botulizm hepimizin en büyük kabusu bunlar. Tabii risk faktörleri çok kıymetli ki olgularda görüyoruz. Hastaların hakikaten değişik kullanım sonuçlara bağlı risk faktörleri vardı. Mesela özellikle olarak obstrüksiyona bağlı staz gelişimi ki bu özellikle iletişim şeyde staz gelişimiyle birlikte bu anaeroblar kısa yağ asitleri sentezleyerek intestinal staza ek sistemik etkiye de yol açıyor. Hani toksinleri var diyoruz, invazyonu yapıyorlar diyoruz ama bu süreçte kendi metabolitlerinden de bir takım bu multi organ yetmezliklerinde fonksiyon bozukluğuna da neden olduğunu görüyoruz. Anoksik ortam zaten onların için çok ideal bir ortam. Anaerob, doku nekrozu. Özellikle cerrahi alan bölgeler, yanıklar, travma alanları bunlar için ideal. Yabancı cisim varlığı, implantlar. Özellikle implant etrafı o cerrahi alanda çok kıymetli bunlar için. Bizim için zor tedavi edilmesi güç enfeksiyonlara neden oluyor ki mesela protez enfeksiyonlarında biz bu implantları çıkarmalarını istiyoruz. Kolay bir süreç olmuyor zaten konseylerde konuşuyoruz. Kalsiyum tuz depozitleri varlığı. Bir de mixed enfeksiyonlar zaten bu kuralda hep görüyoruz. Ben bir örnek gösterdim ki lokosit varlığı bir inflamasyon görüntüsü ve karışık üreme
daha doğrusu gram boyasında karışık görüntülü mikroorganizma, yani gram negatif basit, gram pozitif kok, yani hep bir arada görüyoruz bu enfeksiyon diyebilmek, daha doğrusu anaerob enfeksiyonların çok tipik görüntüsü diyebilmek için. Ama aerobik bakteri enfeksiyonu varlığı da bu ortamdaki oksijeni tükettiği için böyle bir yin leyen gibi çalışıyorlar. Yani özellikle mesela Bacteroides fragilis ve diğer anaerob grubun üremeleri için çok da ideal olduğunu göstermişler. Şimdi bu enfeksiyonları biz gördüğümüz zaman hep akla bir yalancı şey gelir. Yani paslı çivi denir Allah aşkına. O nerede kaldı diyorum. Yani et kesme tahtasından tutun bir cam kesmesinde, sokakta düştüğümüzde dizimi sıyırmamızdan bile hani tetanoz bulaşabiliyor. Hani o yüzden hani tabii ki bu süreçlerde nekrozu önlemek, anaerob ortamı önlemek, korunmak çok önemli. Yani enfeksiyonda bir üçlü ayrım şey var. Kaynağı kontrol etmek, ortamı takip etmek, bir de tabii ki mümkünse aşı yapmak. Ama diş mesela koymamın nedeni diş enfeksiyonları hep ihmal edilen enfeksiyonlar ve anaerobik enfeksiyonlarında oral flora ile olan kaynaklarını da ihmal etmememiz lazım. Beyin hapseleri olsun. Bu tür çene bölgesi osteomiyelitlerde en büyük sorunlarımızdan biri. Şöyle söylemek Saat gerekirse 21. bu tür şeylerde bizi yönlendiren olay enfeksiyoncuyu hani kaynak kontrolü yapabilmemiz ya da sorunu görmemiz açısından kültür bizim için çok kıymetli. Şimdi gördüğümüz zaman üremelerde en çok enfeksiyon kaynağı zaten endojen kastanın kendisinden anaerobik enfeksiyonlarda kaynak olarak intestinal kendi florası. Hani hastane enfeksiyonu mu değil mi ya da nereden aldım ben bu enfeksiyonu diye herkes soruyor bize bazen. Nereden bulaştı bana diye. Özellikle herkesin tabii ki kültürde data elimizde olduğu zaman çok daha güçlü bir şekilde yardımcı olabiliyoruz ve sorunu çözebiliyoruz. İntestinal flora, oral anaerob flora, egzojen kaynak dediğimiz gibi ortamdaki özellikle Clostridium tetani, Clostridium botulinum, Clostroides difficile de aynı şekilde. Zaten ortak olan egzojen ve endojen kaynaklı hastane ortamında özellikle Clostroides difficile bizim için çok önemli. Neden endojen egzojen? Tabii hastane ortamında toksin el bulaş riski, el iyi yıkanmazsa hastane personelinde hastadan hastaya özellikle pansumanlarda özellikle ortam şeylerinde dirençli oldukları için de bu tür süreçlerde enfeksiyon riskini arttırıyor ve hastada yoğun antibiyoterapi vermemiz gerektiği durumlarda da bu tür süreçlerde de intestinal kaynak antibiyotiğe bağlı ishalin en büyük nedenlerinden biri ve diğer klostridiyal enfeksiyonları koyabiliriz. Dediğim gibi bizim isteklerimiz, ihtiyaçlarımız bitmez ama hastayla paralel olarak erken tanı çok kritik bu hastalarda. Yani biz bir enfeksiyon gördüğümüz zaman özellikle anaerobsa şu tablodaki gibi bir endişeye kapılıyoruz. Bu bir endişe tablosu. Gram boyama çok kritik oluyor kültür sonuçlarını bekleyene kadar. Ve tabii ki yeni geliştirilen testler çok kıymetli. Tabii ki paralel olarak moleküler testler çok önemli. Onların yaygın ve hızlı kullanıma girmesi çok kıymetli. Kültür olmazsa olmazımız aslında altın standartımız. Belki daha pratik, daha kolay bir takım yöntemler geliştirilmesi önemli. Etkin tedavi zaten buna çok yardımcı olacak. Çünkü empirik tedavi seçeneklerimiz az olduğunu görüyoruz. Zaten Nurver Hoca söyledi, direnç gelişimi arttıkça bizim empirik tedavi seçeneklerini bırakın. Antibiyogram sonucu da alsak tedavi seçeneğimiz kalmıyor neredeyse. Bir de gram boyamaya tekrar önemini vurgulayacağım. Neyle karşılaşma olasılığımız olduğunu da önden görebiliyoruz. Çünkü üretmesi güç, belki de üretemeyeceğiz. Dediğim gibi korunma çok kıymetli. Aşı olarak elimizde tek olan şey Clostridium tetani için var zaten. Hepimizin önerdiğimiz şey 10 yılda bir hepimizin rapel aşılanmayı, hatırlatma dozunu almamız lazım. Nüks riski yüksek. Ve böyle bir zamanda hakikaten bu kendimi böyle görebildiğim durumlar olabiliyor enfeksiyon kliniklerinde. Çünkü kaynak kontrolü çok öncelikli. Nurver Hoca'nın ilk olgusunda da çok önemliydi. Kaynak kontrolü yapamadıkları sürece
Açıkçası akıntıya çekilen bir kürek gibi düşünüyor insan. Ve cerrahlarla çok önemli iletişime girmemiz gerekiyor. Yani kaynağın ne kadar kontrolünün yapabilirlerse yapmaları çok çok kıymetli. Çünkü antibiyotik penetrasyonu kısıtlı, o kaynağı kontrol edemezsek apseyi direne etmediğimiz sürece ne kadar antibiyotik, ne kadar etkin verseniz, aylarca da verseniz etki etmeyecektir. Yani en sonunda rekürans tekrar olacak. Ölü dokuyu çok iyi direne etmeleri lazım. Debridmanları çok iyi yapmaları lazım. Varsa yabancı cisim çıkarılması, her zaman ikna edemiyoruz onu da söylemek gerekiyor. Yeterli doku kanlanması, diyabetik ayaklarda özellikle en büyük sorunlarımızdan biri, oksijenizasyonun birlikte sağlanması. En önemlisi ve en önemlisi, her şeyi yaptık, uygun bir şekilde örnek alımı, transportu, tabii ki ekim koşulları, bu olmazsa olmazımız. Tedavi prensibi de dediğim gibi, kültür sonucu çıkıncaya kadar ampirik tedaviyi yapacağız. Hedefe yönelik mümkünse kaynak kontrolü açısından tedavi yapmamız lazım. Ram boyalı preparatların dikkatli incelenmesi hakikaten yol gösterici oluyor. Moleküler testlerde eğer üretemezsek, ya da belki de gramla birlikte moleküler testler kültür sonucunu beklerken bize çok yol gösterici olabilir ki, moleküler testlerde özellikle 16 RNA, bu ya da next generation sequencing, bu tür süreçler bize çok yol gösterici oluyor. Ya da mikrobiyata tayini, özellikle çok floranın yaygın olduğu özellikle alanlarda kıymetli. Antibiyotik duyarlılık testlerini kısıtlayan faktör zaten yavaş ve güç üremelerinin olduğunu biliyoruz. Standartizasyon hala yeterli değil. Ama en önemlisi, tedavi prensiplerimizde yeterli doz ve sürede verilmesi lazım. Parenteral ve uzamış infüzyon. Doz arttırıyoruz mesela dirençli olduğunu, ya da orta duyarlı ya da duyarsızlaşmış et diyoruz artık. Hani dirençli demiyoruz, yeni bir takım tanımlamalar geldi, ÖKAS'ten de olsun, CLSI'dan da olsun, ve bu tür süreçlerde uzamış infüzyon ve uzamış yüksek dozlara çıkma olanakları zorluyoruz. Ampiyemde özellikle mesela 2-3 hafta aktinomikoz varsa eğer, 6-12 ay bu tedavileri sebat ettirmek gerekiyor. Hasta uyumu için çok zor. Geri ampirik antibiyotik seçiminde bizi zorlayan ya da bize yardımcı olan şey, gram boyalı preparatın dikkatli incelenmesi. Dediğim gibi üretilemiyorsa, ya da bence üretmeyi beklerken de 16 sRNA analizi çok kıymetli. Ha, enfeksiyon lokalizasyonu hangi kaynaklı? Ha, özellikle mesela santral sinir sistemi enfeksiyonu ise kan beyin bariyerini geçebilen antibiyotikler öncelikli tercih ediliyor. Endokardit şüphemiz ya da menenjitimiz ya da immün yetmezlik altta varsa, bakterisidal grup seçimi öncelikli. Bir de hastanın önceden almış olduğu antibiyotik öyküsü çok kıymetli. Çünkü lüks oldukları için direnç sorununu hep aklımızda tutmamızı gerektiren bir süreç. Şimdi örnek kalitesi çok kıymetli demiştim. Sürüntü değil, doapse ve doku örneği istiyoruz. Gram boyası çok kıymetli. Yara skorlama, Q skorlama sistemini aslında oturtmak da çok yol gösterici olabiliyor. Şöyle bir süreç de var. Gram boyasında bazen hızlı yapıldığı zaman ya da bazen kristaller oluşabiliyor, bir şey oluşabiliyor. Emin olamıyoruz mikroorganizma görüp görmediğimizi. Metilen mavisi doku bakteri ayrımını daha net yapabiliyor. Hani o bize bir yol gösterme şansı olabiliyor. Polimorfonükleer lokosit veküllerin varlığıyla birlikte bunların kümeleri önemli olabiliyor. Bu bize çok yol gösterebiliyor. Bir de dediğim gibi polimorfonükleer lokositlerle birlikte görülen bakterilerin kültürde de üretilmesi halinde, mesela cilt flora düşünen bakterilerin etken olma, hani ürettiğimiz zaman olasılığını daha çok sağlayabiliyor. Hani korona bakterim türleri, koagülaz negatif stafilokok türleri gibi. Bir de şöyle söyleyeyim, lüks hep yüksek olduğunu belirtiyoruz. Fakat şöyle bir olay var. Apselerde özellikle granuloma içi, gene gram boyasında ya da patoloji örneklerinde, bu granuloma için lipid vakuörlerinde mesela korinobakteriyum türlerinin varlığını görebilmek, üretilebiliyorsa hani bu en ideali, ama bu özellikle olarak etkin antibiyotik penetrasyonunu sağlayabilmek için de
bize bir tercih olarak lipofilik antibiyotik bakterileri seçmemize yol haritası oluşturabiliyor ki. Bu özellikle lipofilik antibiyotikler arasında kinolon grubu, makrolitler, linkozamidler, tetrasiklin grubu, tigesiklin bu grubun içinde metronidazol hakikaten kıymetli oluyor. En çok aktivite sağlayan anaeroplara baktığımız zaman başta metronidazol geliyor ki tinidazol, ornidazol hakikaten bunların içinde önemli. Fakat şunu ben belirtmek istiyorum. Zaten öncelikle ornidazol yani bu biteral diye diyorum. Trikomonal amip ve giardia ile nonspesifik vajinit ve seyrek olarak cerrahi profilakside kullanıyoruz ama bazı alanlarda bazı insanların bunu anaerob enfeksiyon tedavisinde kullanmaya çalıştıklarını görüyorum. Bu hakikaten bizi üzen bir olay. Çünkü birçok anaerob etkeni aktif değil. Metronidazol bu konuda daha öncelikli tercih ettiğimiz olduğunu herkes hemfikir. Yani bunu sadece vurgulamak istiyorum. Şeyde pratikte çok karşılaştığım için söylüyorum. Etkinliği bakteri içinde serbest radikallerin oluşup birikimine yol açtığını biliyoruz. Doku penetrasyonu, biyoyararlanımı çok iyi. Özellikle santral sinir sistemi intraabdominal enfeksiyonlarda etkin. Bakteriyodes fragilis aktivitesi eğer duyarlıysa iyi. Yan etkisi nedeniyle yalnız hasta uyumu çok sıkıntılı olabiliyor. Özellikle erişkin grupta daha çok karşılaşıyor. Çocukçularla konuştuğum zaman bu süreci bunlar çok fazla görmediklerini söylüyor. Ya metalik tat ve bulantı nedeniyle erişkinlere bazen yarıda bırakmak zorunda kalabiliyoruz. Ben bu kaynakta çok hoşuma giden bir süreç gördüm. En yeni elimde aplikasyon var, UpToDate. Bakın ilk başta Sayın Ülger ve Nurver'in şeyini görmekten çok gurur duyduğum için bunu koymayı bir borç bildim. Onu da oraya koymak istedim. Dediğim gibi metronidazole dönecek olursak aktivitesi yalnız özellikle mikro aerofilik mesela streptokoklarda Milleri, Cutibacterium, eski adı Propionibacterium, Actinomyces türlerinde dediğim gibi bakterisel olduğunu biliyoruz. Sınırlı şeyleri var ama etkinliği geniş. Karbapenemler özellikle bakteriyodeslerdeki bu bakteri beta-laktamaz hidrolizine direnç olduğu için rahatlıkla kullanabiliyoruz ama bunlara da gelişen kendi beta-laktamazları mevcut olduğunu zaten Nurver Hocam da belirtti. Artı beta-laktamaz inhibitörlerini zaten rutin neredeyse kullanıyoruz. Çünkü mesela penisilin G neredeyse bulunmaz oldu. Depo penisilin türevleri var. Onun dışında piyasada zaten yok. O yüzden beta-laktamaz inhibitörüyle beta-laktam kombinasyonları aktiviteyi arttırdığı için de anaerob enfeksiyonlarda tercih ediyoruz. Ama aktivitesi olmadığını bildiklerimiz aminoglikozit grubu, trimetoprim sülfametoksazol grubu ve ülkemizde yok ama bir kombinasyonda geleceğini bildiğimiz astronom aktivitesinin olmadığını bildiğimiz grupta. Aktivitesi böyle değişken olan ve kullandıklarımız mevcut. Mesela klindamisin var. Bakteriyodes fragilis grubunun bakın biz bunu ben aldığım up-to-date şeyinde verdiği data %60'a kadar direnç olabiliyor. Yani kim bilir bizde ne durumdayız onu da tayin etmek için lokal ve yöresel direnç şeylerimizi çok iyi biliyor olmamız lazım. Sefoksitin, sefotetan gibi sefamisinler aynen. Bakın %44'e kadar direnç olabiliyor. Penisilin dediğim gibi özellikle penisilin az üretenlerde, beta-laktamaz üretenlerde etkin değil. Diğer sefalosporinlere baktığımız zaman tabii ki penisilin G'ye göre daha tercih etme şeyimiz olmayabiliyor. Tetrasiklin inaktif özellikle birçok anaeroplara karşı ve özellikle Bacteroides fragilis'tekine karşı. Fakat doksisiklin, minosiklin biraz daha aktif. Vancomisin özellikle gram pozitif anaeroplara aktif olduğunu biliyoruz ama gram negatif anaeroplarda zaten şey değil. Ama ne zaman kullanıyoruz biz vancomisini? Oral olarak özellikle kolon mikrobiyatasında Bacteriodes fragilis eğer etkeni saptayabildiysek ya da Clostridioides difficile tedavisinde ön plana çıkıyor ama oral versiyonu.
Linozolitin biliyoruz ki gram pozitif anaeroplarda etkinliği iyi. Daptomisin gram pozitiflerde etkin. Makrolit inaktif zaten. Fusobacterium'da Bacteroides fragilis'te. Florokinolonların rezistans oranı yüksek olduğu için hızlı bir şekilde tedavi altında Bacteroides, özellikle Bacteroides fragilis sensu stricto'da hiç önermiyoruz. Hani eğilimimiz oluyor moxifloxacin verelim diye ama bu tür kültür sorunçlarında önerilmiyor. Trigesiklerinlerin de anaeroplara etkinliğinin iyi olduğunu biliyoruz ama özellikle Bacteroides fragilis'te betalaktam dirençli olan clindamycin ve kinolonlarda hakikaten tedavi başarıları mevcut olduğunu biliyoruz ve bunları da rutin anlamda sonuçlar çıkana kadar da kullanıyoruz. Direncin özellikle intestinal floranın majör bir üyesi olan Bacteroides fragilis sık etken olduğunu öngördüğümüz intraabdominal enfeksiyonlarda bizi endişelendiriyor. Ve ilk seçenek antibakteriyel bu direnç nedeniyle betalaktamaz yapan ve klinik kullanımdaki birçok antibiyotikleri yüksek oranda direnç riski olduğu için ne yazık ki gene de etkinliğinin daha iyi olduğunu bildiğimiz metronidazol var. Piperacillin-tazobactam ve karbapenem grubu ciddi olgularda kullanıyoruz ama ayaktan mesela poliklinik takiplerinde amoksisin-klavulanik asit şansımızı kullanıyoruz. Artan direnç prevalansında önermedikleri işte demin bahsettim klindamisin, sefoksitin, sefotetan ve moksifloksasini bu tür süreçte Bacteroides fragilis enfeksiyonunda önermiyoruz. Ben bir örnek yayın getireceğim Türkiye'den. Bu İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'dan granulomatöz mastit olguları 46 tane ve çok iyi ele aldıklarını öngördüğüm ve bizim bu süreci çok iyi tarif ettikleri bir yayını getirmek istedim sizle paylaşmak. Bunlar 46 doğu hastadan doku ve abs örnekleri alınmış ve çalışmayı alırken de histopatolojik incelemelerinde yoğun inflamatuar reaksiyon görülmesini ve karakteristik bir özelliği var. Non kazeifiye granülomların varlığını görmek olmuş. Gram boyayı uygulamışlar. Kültürde aerob anaerob oluşturmuşlar. Duyarlılık testleri, disk difüzyon. Aerob'da anaeroblarda da gradyen difüzyon uygulanmışlar. Ve gram boyamada görülenlerin üretilememesi durumunda da cins ya da tür spesifik bakteri primerlerinde kullanarak bir 16S rRNA analizi yapmışlar. Ve ürettikleri aeroplarda var ürettikleri. Birden fazla tabii ki tür ürettikleri de var ama burada konumuz bu saatte değil. Onun için detaya girmek istemiyorum ama şurada buldukları tüm peptostreptokok türlerinde amoksisilin klavulanik asit, imipenem klindamisine duyarlı bulmuşlar. Bir grupta metronidazol bir tane direnci var. Bir penisilin direnci var. Bir tanesinde de sefoksitin direnci bulmuşlar. Bacteroides fragilisleri amoksisilin klavulanik asit, imipenem klindamisin ve metronidazole duyarlı bulunmuş. Penisilin ve sefoksitini dirençli saptamışlar. Clostridium türleri penisilin, amoksisilin, klavulanik asit, impenem, klindamisin, metronidazol ve sefoksitine duyarlı saptanmış. Buradan ben aktinomiçes grubuna geçmek istiyorum. Çok ilginç bir yöne de sizi götürmek istiyorum bu saatte. Biliyorsunuz aktinomiçes grubu bizde dört tip enfeksiyon sendromu şeklinde görüyoruz ki batın aktinomikozu, servikofasiyel tip diyoruz, pelvik diyoruz ve pulmoner aktinomiçes aktinomikozis diye kategorize ediyoruz. Ana tedavimiz farkındaysanız penisilin intravenöz 2-6 hafta adım sanmayacak süreçlerde penisilin G zaten ülkemizde kalmadı yok arasanız yok 2 ila 4 hafta veriliyor. Amoksisilin oral verebiliyorsanız zaten tercih edilen o oluyor. İlk dönem özellikle verilen şöyle ki IV veriliyor intravenöz. Ondan sonra da orale bu 12 ay çünkü IV tedavi vermek çok zor. O yüzden 12 aya oralle devam etmeye çalışıyoruz. Alternatif dediğim gibi doksisiklinimiz var. IV doksisiklin yok ama dediğim gibi 2-6 hafta IV sonra da oral şeklinde 6 aya tamamlanıyor. Ceftriakson eğer 2-6 hafta IV sonra herhangi bir oral antibiyotik ki amoksisilini daha çok kullanıyoruz. Hastanın toleransına göre değişiyor. Metronidazolün aktif olmadığını söylemek istiyorum. Clindamycin
Aslında eğer kullanabiliyorsa, çünkü klindamisinde de dediğim gibi antibiyotiğe bağlı ishal, Clostridioides difficile ile bağlı ishal ne yazık ki bir süre sonra karşımıza çıkıyor. IV sonrası oral tedavi, ona 12 ay hiç karşılaşmadım. Verdiklerimizde özellikle olarak daha çok amoksisilin klamüronik asitle gidiyor biliyoruz. Çünkü hakikaten ishal sorunu ön plana çıkmaya başlıyor. Ben şurada pardon, öne geçeceğim. Şurada bakın bir gram boyaması örneğini göstermek istiyorum. Benim olgumda bir 45 yaş erkek. Ben bu bir servise gittiğinde bir zaman böyle rastgele bir dosyayı çektim. Bu ilgimi çekti. Bir 45 yaş erkek de demişler ki bir patoloji örneği 2 yıl önce alınmış ve Aspergillus diye voriconazol oral tedaviyle tedavi edilmiş. Fakat sonra beyin absesi affedersiniz tedavi edilmiş. Ondan sonra çünkü örnek almışlar. Aldıkları örnekte de böyle bir görüntü var. Bunu aklınızda tutun ve ben şöyle ana yakınmaya geçeceğim. Çünkü bana çok ilginç gelmişti. Bu adam yönetici, aklı bilinci açık. Fakat şöyle bir süreçte tekrar yatırma gereği olmuş 2 yıl sonunda. 3 haftayı geçen baş ağrıları geri dönmüş. Daha doğrusu baş ağrıları geri dönmüş ve 3 haftadır mevcut. Ve son dönemde öyle artmış ki analjeziklerin hiçbiri fayda etmez olmuş. Bilinen hiçbir komorbiditesi yok. Ne diyabetik, ne o var, ne bu var. Hasta sağlıklı. Sadece 2 yıl önce biliyoruz ki immünkompetan hasta Aspergillus tedavisi almış. Bu şeyden dolayı, alınan örnekten dolayı ve görünen biyopsi örneğinde progresi olan 1 haftalık sol taraf güçsüzlüğü belirmeye başlamış. Ateşin zaten yoğun analjezik kullanımı olduğu için çok anlamı yok. Bulantı, ara ara kusma. Dediğim gibi hiçbir laboratuvar değerinde özellik yok. Kraniyal kitlede de kitle bası özelliği yok ama dedikleri gibi 2 yıl öncekine göre o progres olmuş. Zaten takip altındaymış. Görmüşler. Progres olmuş. O biyopsiyi de ben dedi cerrah arkadaş reopere de edemem. Çünkü bakın diyor dedi yönetici olan bir kişiye ben bu alana girersem biyopsi almak için bile girersem o taraf güçsüzlük paralize olur. Bu adam artık hayatta boyu seker kalabilir dedi. Ben buna dokunmak istemiyorum dedi. Ve böyle bir süreçte izlemeye başlamışlar. Ben tesadüf dosyayı açıp bu patoloji örneğini görünce ve Aspergillus tedavisi alıyor diye bana voriconazol düzeyi bakalım mı? Nerede bakılır? Oradan bakılır diye sorduklarında çünkü biyopside de granulomatöz inflamatuar süreç küf hifleri görüldü olarak raporlanmış. Ha o dönem niye kültür almadıklarını söyleyeyim. Çünkü bir önce bir manite düşündükleri için girmişler. Bunu görünce de hiç kültür akıllarına gelmemiş açıkçası. Gram yapmak da gelmemiş. Zaten patoloji gayet güzel bir örnek görmüşler. Güzel güzel birkaç yerde de danışmışlar. Çok takdir ettiğim ve bu konuda saygın meslektaşlarıma da danışmışlar. Çok güzel şeyler de bulmuşlar o meslektaşlarım. Kaynaklar bulmuşlar. Hani immünkompetan hastada biyopsi Aspergillus tedavisi nasıl yapılır? Kaç sene yapılır şeklinde. Fakat dedim ki ya bunu aktinomik Mitchell düşünmediniz mi deyince patoloğun bir şey vardı. Yaptı şöyle eliyle. Yani hani anlatabiliyor muyum? Şöyle bir yola gittik. Ben tabii aktinomik Mitchell nereden olur? Ya dedim ki bu hastaya bir diş kontrolü ne zaman yapıldı? Yaptı herkes. Dedi ki adam ben 4 tane köprüm var dişimde ama hiç ağrım yok, hiç sızım yok. Dedim ki biz onları bir gösterelim. Bir gösterdik ki hepsini söktüler. Ve oradan örnekleri gönderdiler. Ama ben size söyleyeyim. Sulbactam ampicillin IV 2 hafta ardından amoksiklavla 12 ay bütün lezyon tertemiz düzeldi. Hasta normal hayatına döndü. Ondan sonra diş tedavime ne zaman devam edeyim dedi. Dedim şu beyni düşünün, şu kraniyal olayı bitirelim. Dişi ondan sonra düşünün dedim ama kaynak kontrolü her zaman önemli olduğu için diş hekimleriyle hep ortak çalıştık açıkça söylemek gerekirse. Buradan ben sizi daha fazla yormadan Clostridioides difficile enfeksiyonuna bir vurgulamak istiyorum. Çok başımızı ağrıtan bir enfeksiyon grubu. Çünkü rekürans oran riski yüksek. Özellikle yaşlanan toplumuz yaş 65 yaş üstü ise bu rekürans oran riski artıyor. İmmün yetmezlikli
hasta bireyleri çok fazla görüyoruz artık, çünkü normal popülasyona göre de biliyoruz ki kemik iliği transplantasyonu olan hastalarda Clostridioides difficile insidansı 9 kat daha fazla, hatta nüks oranında daha fazla. Ciddi enfeksiyon oluşturabiliyor, bağırsak perforasyonuna kadar gidebiliyor ve ribotip O27078244 enfeksiyonu ciddi virülansı yüksek bir grup, mortalitesi yüksek bir grup. Bilmiyorum bizim ülkemizde var mı, Nurver Hoca belki o konuda bize yol gösterir. Bir de bildiğimiz antibakteriyeller var. Özellikle difisil diyare ve kolitini indikleme riski yüksek olanlar. Mesela seyrek nadiren gördüklerimiz aminoglikozit, tetrasiklin, tigesiklin, klorafenikol, metronidazol zaten tedavide kullanıyoruz. Vancomisin IV veriyoruz zaten ama nitrofurantoin grubu daha seyrek. Tabii ki en sık karşılaştırılan grup florakinolon, klindamisin, penisilin her türlü betalaktan kombinasyonuyla birlikte sefalosporinler, karbapenemler. Hatta şöyle bir süreç var. Bir ay öncesine kadar kullandığımız antibakteriyellerin sonrasında bile, hani inkübasyon dönemi ne kadar süre diye soracak olursanız, bir aya kadar bu maalesef böyle bir etkisi olabiliyor, antibiyotik kullanımı bitmiş olsa bile. Genel prensiplerimiz nedir? Enfeksiyon kontrol önlemleri. Sıkı temas izolasyonuna biz o hastayı alıyoruz. Neden? Çünkü odada biliyoruz ki kullandığımız alkol bazlı ya da diğer yüzeysel dezenfektanlar etkili değil. Çamaşır suyu önemli. Bu ortam temizliği için bu çok kritik. Sabun ve su ile etkin el yıkama, alkol bazlı antiseptikler ne yazık ki etkin olmadığını biliyoruz. Antibiyotikleri mümkünse de kesmemiz gerekiyor bu tür olgularda. Ve mümkün değil ise düşük risk oluşturanların bu süreçte tercih edilmesini istiyoruz. Diyare için standart sıvı desteği veriyoruz. Fidaksomisin veya oral vankomisin tercih ediyoruz. Eğer difisile toksin B'ye bağlanan bir insan monoklonal antikorumuz varsa, özellikle difisil aktif antibakteriyel ile kombinasyonda bu bezlotoksimap kullanımını da önerebiliyoruz, bulabilirsek eğer. Metronidazol eğer oral vankomisin veya fidaksomisin yok ise, zaten şu an böyle bir durumdayız, tercih etmeye yolunda gidiyoruz. Ama oral vankomisin için Sanford Guide'da çok güzel bir formülasyon var ve bizim tüm acı badem hastanelerimizde bu formülü ben eczacı grubumuza verdim. Oral vankomisini biz istediğimiz doz için de şurup halinde hazırlayıp veriyorlar. Bu bizim için çok kıymetli oldu. Dediğim gibi metronidazolü şöyle söyleyeyim. Düşkün hasta, 65 yaş üstü hasta veya inflamatuar bağırsak hastalığı var ise metronidazol yerine oral vankomisini öneririz. Fidaksomisin Türkiye'ye gelmek üzere deniyor. Henüz daha yok. Metronidazolü niye önermiyoruz bu başarısızlıkta? Gözlemsel ve retrospektif çalışmalarda gözlenen bir süreç, tam neden bilinmiyor ama bildiğimiz şu var yani, ya da tahmin edilen süreç şu: oral metronidazol bağırsak emilimi çok iyi. Bu hastalardaki dışkıdaki ilaç düzeyleri kolon inflamasyonu azaldıkça tedavi dozlarının altına düşmesini bağlayabiliyoruz. Bir de benzer süreçte oral vankomisin veya fidaksomisinin, bunlar da kolon mukozasından zayıf emiliyor veya emilmesi hemen hemen yok. Her ne kadar kolon inflamasyonu iyileştikçe de hala da emilmediği için dışkı ilaç düzeylerinin tedavi süresince o kolonda yüksek kalması olabilir deniyor. Zaten tercihimiz yoğun bakımda bile olsa hastaya oral nezogastrikten de olsa oral vermek, enteral yolda vermeyi tercih ediyoruz. Dediğim gibi 65 yaş üstünde de metronidazol başarısızlığı yüksek, her dış sebeplere neden olacak olursa, bakacak olursak. Şu gündeme gelmeye başladı. Ciddi ve fulminant tip Clostridium difficile koliti olgularında çok sayıda rekürant ataklarda ne yapıyoruz? Kolektomiye gitmek durumunda kalabiliriz. Başımıza gelmedi değil. Bir yönetici 55 yaşındaki bir hastamız, bu bir
wellness kliniğe gidip elek gibi bütün kolon kozasının perfore olarak Clostridioides difficile ile delinmiş olduğunu gördüğümüz ve yoğun bakımda neredeyse tüm yani neredeyse total kolektomiye kadar gidecek şekilde bir tedavi olması gerektiğini öngördüğümüz bir süreçte, çok zorlandığımız bir süreçti. Yaklaşık bir 7-8 ay biz bu kişiyi yoğun bakımda izledik. Hayatta şu anda dolaşıyor fakat bir şeyle, kolostomi ile gezmek zorunda kaldı. O da yüksek düzey bir yöneticiydi. Dediğim gibi fekal transplantasyon kolektomiye alternatif ama dediğimiz gibi kullanabiliyorsak, rutine daha girmedi. Çok özellikle merkezlerde araştırma bazında mevcut mortalitede ve kolektomi gereksinim oranında düşme olduğunu bir görüyoruz. Primer korunma antibiyotik kullanımını mümkün oldukça kontrol edip en aza indirmek, yani bir de gastrik asit süpresyonun engellenmesi, özellikle proton pompa inhibitörlerinin belli yaş grubu üzerinde uzun ve kontrolsüz bizim ülkede kullanıldığını biliyoruz. Dünya Sağlık Örgütü bu konuda ciddi Sağlık Bakanlığı'na şey yaptı, uyarı verdi, sizin oranınız yüksek. Bu mide koruyucu konseptini hangi akıllı koyduysa insanlar leblebi gibi kullanıyor. Bizim ülkede bunun getirdiği bir yan etki de başımızın derdi olarak karşımıza çıkma riski yüksek. O yüzden anaerob sonuç olarak şöyle bir şey söyleyebiliriz. Anaerob bakterilerini tabii ki biliyoruz. Güç ve yavaş yürüyorlar. Antibiyotik duyarlılık testi ya da kültürde üretilmesi güç. Fakat antimikrobiyal duyarlılığınla birlikte olması, kültürle birlikte gerekli olduğu durumlar, yerel ve bölgesel direnç paternlerinin saptanarak izlenmesi lazım. Yani mutlaka ve mutlaka belki belli merkezlerin ya da referans laboratuvarı konseptinde merkezlerin yapması lazım. Yani Marmara Üniversitesi'nin şu an yaptığı bizim için çok önemli. Çünkü ampirik tedavi planlaması için bu dataya bizim ihtiyacımız var enfeksiyoncu olarak. Yeni kullanıma giren antimikrobiyallerin etkinliklerinin bilinmesi gerekiyor. Ciddi hastalık tablosu olan kişilerde ben bunu bilmek zorundayım. İşte kanda üredi, veylonella üredi. Dünya kadar antibiyoterapi veriyorsunuz yoğun bakımda. Herkes birbirinin yüzüne bakıyor ve o tablodaki gibi dolaşıyoruz. Ve bu şey, yüzümüzü böyle güldürmeyen tablolarla karşılaşıyoruz. Çünkü tedavi altında devam eden nüksler bizim için çok zorlayan süreçler. Sonuç olarak anaerobik enfeksiyonlarda olmazsa olmamızımız, bizim bir işbirliği içinde çalışmamız gerekiyor. Özellikle ampirik kullanımını bazı rehberler bunları böyle ampirik kullanın, hemen şunu verin diyor ama bu geniş spektrumlu antibiyotik protokolleri bu süreçte direnç gelişimi için riskli. Mümkün olan en kısa sürede anaerob etkenlerin belirlenerek etkene spesifik hedeflere yönelik yapmamız gerekiyor tedavi. Uygun örnek almamız lazım. Uygun transport bez yerini oluşturmamız lazım. Uygun kültür yöntemi, moleküler test kullanımı bizim için çok kritik olması gerekiyor. Ben burada keseceğim. Sorulara ve katkılara açığım. Herkese dinlediğiniz için teşekkür ederim. Evet, Sesin hocamıza da çok teşekkür ediyoruz.